İkinci yarıda 3-8'in gerisinden. Tony Douglas faul alıyor Burak'tan. 19 numara Burak'ın önce 3. İki atış mı olacak, 3 mu ama? Normalde 3 olması gerekiyor, 3'ünün dışından çünkü. İki üst üste üçlüyü. Çok önemli noktada iki isabet Kyle Williams'ten. To Holloway'e foul. Kyle Williams'ten. İlk foul oldu onun da. Foul hakkı da doldu şimdi bu foul'le beraber. Tofaş'ın. Evet, yani orada ne kaybediyorsun? 3 numaralı pozisyonda da bu sezon kullanıyor. Hatta ilk Douglas topu alıyor. Muayerman üzerine doğru gitti. Basket faulü buluyor Tony Douglas. Evet, doğru. Bütün iki adımına başlamış. Başladıktan sonra o devamlılık kurayı gereği basket faulü oldu. Semimeya, Semimeya yükseldi. Bir an pozisyonu kaybedince yere düşürerek kendinden çıkartmayı unuttu topu. Muhsin de oyuna dahil oldu şimdi. Muhsin Yaşar. Eldridge. Gibson topu aldı. Danny Ray Gibson içeriye. Devin Williams. Spotbendik dışı. Devin Williams çember altındaki hakimiyetini ortaya koyduğu pozisyonda. İşte biraz evvel söylediğimiz pozisyon. Bunun topla oynama gayesi olmadığı için hakemin yorumu otomatikman hiçbir şekilde topla oynama gayesi yok. Sadece rakibi durdurma gayesi, rakibe foul yapma gayesi olduğu için Mehmet Meriç'e sportmanç çaldı Osman Özenli Alman. Şimdi bir daha bakacaklar pozisyona. Normal foul olarak değiştirdiler. Evet, iki serbest atış. Çünkü evet, Mehmet altına girdi demin Williams'in ama sonuçta önüne geçmeye çalıştı diye yorumladılar. Yani basketbol hamlesi olarak yorumladı daha sonra. Tekrar izledikten sonra Erşan Kartal, Özlem Yalman ikilisi. Orada işte enerji üretiyor. Şimdi baskı var Bahçeşehir Koleji'nden. Harrison, sportmenlik dışı faul. Andy Rotins. Çok yakın bir pozisyona Mehmet Keser atar. Evet, sportmenlik dışı mı burada? Bir kez daha görüntüye gelecek bu açıdan.